أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Aklıma yine oradaki ayetlerle ilgili Kabe'nin şeyi için gelen işte Ashabul Fil olayı sallallahu aleyhi ve sellem'den kısa bir zaman önce olmuş. Tarihi bir vaka. Cenab-ı Hakk'ın orayı koruduğu ve bu kocaman orduyu perişan ettiği. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْف۪يلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ ف۪ي تَضْلِيلٍ. Bu da yine beytteki ayetlerden. Haber veriyor dedik Cenab-ı Hak bu beytin şerefinden. وَاَنَّهُ اَوَّلُ بَيْتٍ وَضَعَهُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ. Ve onun Allah'ın insanlar için koyduğu ilk ev olduğunu. يَتَعَبَّدُونَ ف۪يهِ لِرَبِّهِمْ. Orada Rablerine ibadet ediyorlar. فَتُغْفَرُ اَوْزَارُهُمْ. Günahları, yükleri mağfiret olunuyor. وَتُقَالُ اَيْثَارُهُمْ. Ayıpları, kusurları onlardan kaldırılıyor. وَيَحْسُلُ لَهُمْ بِهِ مِنَ الطَّاعَاتِ. Ve orada belli taatları yerine getirmiş oluyorlar, ibadetleri. وَالْقُرُبَاتِ. Ben aynı ayetleri okuyorum mealini. Şuradan okumalıydım. Orası önceki ayetin tefsiriymiş. وَاَمَّا الْهُدَى الْعِلْمِ. İlmi hidayet ise önceki ayetin tefsirinde müfessir ayette geçen huda kavramını iki türlü ele almıştı. Bunlardan birisi ilim hidayeti. فَبِمَا يَحْسُلْ لَهُمْ بِسَبَبِهِ مِنَ الْعَلْمِ بِالْحَقِّ بِسَبَبِ الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ. Oradaki apaçık ayetleri dolayısıyla oluşan bir ilmi hidayet var diyor müfessir. اَلَّتِي ذَكَرَ اللّٰهُ تَعَالَى. Ki onu Cenab-ı Hak Teala anıyor. فِي قَوْلِهِ. Su sözünde. فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ. Orada beyin, apaçık ayetler var. Ey yani اَدِلَّتٌ. Deliller. وَاضِحَاتٌ. Apaçık. وَبَرَاه۪ينُ. Ve bürhanlar, kanıtlar var. قَاطِعَاتٌ. Keskin, kesin kes. عَلَى اَنْوَاعٍ مِنَ الْعُلُومِ الْاِلٰهِيَّةِ. İlahi ilimlerin pek çeşidine dair. وَالْمَطَالِبِ الْعَالِيَّةِ. Ve yüce taleplerin pek çok çeşidine dair açık kanıtlar var demiş. Mesela كَلْ اَدِلَّةِ. Deliller olarak عَلَى تَوْح۪يدِهِ. Cenab-ı Hakk'ın tevhid edildiği bir mekan orası. Bu en büyük delillerden bir tanesi. Orada Allah'tan başkasına ibadet olunmuyor. Ve rahmetihi. Ve Cenab-ı Hakk'ın rahmetine. Ve hikmetihi. Ve hikmetine. Ve azametihi. Ve azametine, yüceliğine. Ve celalihi. Ve celaline, büyüklüğüne. Ve kemali ilmihi. Ve ilminin kemaline. Ve saati cudihi. Ve lütfunun, ihsanının bolluğuna. Ve ma menne bihi ala evliyaihi. Ve dostlarına bahşettiği. Ve enbiyaihi. Ve kullarına, peygamberlerine bahsettiklerine dair ayetler var. فَمِنَ الْآيَاتِ. Nitekim ayetlerden demiş. مَقَامُ İbrahim. İbrahim'in makamı. Yine Sa'i bölgesi de anılması gereken ayetlerden. Oradaki yani esasında Kabe, beytin hac edilmesi ve beytin bölgesinde yapılan hac ibadeti, ki tavaf vesaire diğerleri de hepsi aynı şeyin içerisinde. Sa'i de aynı şeyin içerisinde. Bunlar bir ne zaman doğdu? Nerede ortaya çıktı? Kur'an bize bunu hangi kıssayla anlatıyor? Oraya odaklanırsak esasında işin mahiyeti ortaya çıkıyor. Allah çok sevdiği kuluna, kulunu sınadığı ayetlerden birinde ona yine çok sevdiği eşi ve yine çok sevdiği yegane oğlunu bir vadide, uzak bir vadide götürüp bırakmasını emrediyor. Tıpkı bir vakit kesmesini emredeceği gibi. Yine kesmesi de aynı bölgede aynı ibadetin bir
şeyi, parçası. Yani Kabe, Kabe etrafındaki her ibadet aslında İbrahim demek. Hepsi İbrahim'den bir yansıma. Ne bileyim, şeytan taşlaması derseniz yine İbrahim. Kurban, en nihayetinde kurban kesmek derseniz yine İbrahim. Gider gitmez ta Kabe'ye gidiyorsunuz yine İbrahim. Yani her bir adımda İbrahim'in namazgahı var orada. Her bir adımı İbrahim'le ilişkili bir şey. Ve İbrahim demek teslimiyet demek. Din demek teslimiyetin kendisi demek. Dolayısıyla bir ömür yaşadığımız teslimiyetin orada sembolik bir şeyi var. Tekrarı var. Ve bunların hepsinde bizim artık sadece manasına erme şansımız var. Gerçeğini Hazreti İbrahim yaptı. Yani oğlunu Allah kendisinden kesmesini istediyse İbrahim'den istedi. O buna dair adımlarını atarken, bu maksadını gerçekleştirmek üzere adımlarını atarken onun önüne çıktı, şeytan çıktıysa İbrahim'in önüne çıktı. Taşı attıysa İbrahim attı. Biz sadece temsili bir şey yerine getiriyoruz. Yani o esnada yapabileceğimiz tek şey o teslimiyeti düşünebilmek. Allah oğlunu insanın kesmeyi emredebilir mi? Emreder. Yani bazıları diyorlar ya, Allah işte yanlış bir şey emretmez. Yani yanlış şey Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı, haram kıldığı şeydir. Benim inancım böyle. Allah isterse oğlunu da kestiği emreder. Emretmiştir nitekim Hazreti İbrahim'e. Allah dilerse kendini de öldür diye de emreder. Çünkü mülk onun. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اِقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ. Biz onlara yazsaydık, farz kılsaydık ki kendinizi öldürün diye. Muhal olsa Cenab-ı Hak bunu ayette der mi? Biz kendinizi öldürün deseydik. Bunu da dese der. Bunun bir örneğini Cenab-ı Hak demiş zaten İsrailoğullarından bir kısmına. Ondan sonra Hazreti İbrahim'e oğlunu öldürmesi, katletmesi, boğazlaması. Hepsi bunların teslimiyetin doruk noktalarını teşkil ediyor. Ve bunun en güzel örneği Hazreti İbrahim'de var. Dolayısıyla yekpare hepsi Kabe ve Kabe etrafında o harem bölgesinde yapılan ibadetlerin hepsi teslimiyetin şovu adeta. Kul bunu yaparken bunu ortaya da koyuyor. Ben de onun gibiyim ya Rabbi demeye getiriyor. İstersen canımı, istersen oğlumu, istersen varlığımı senin için İbrahim koydu. Ben de koymaya hazırım. Bunun provasını ve içtenliğini ortaya da koyuyor. Ha bunu Cenab-ı Hak döndüğünde öyle böyle sınar mı? Sınar. Cenab-ı Hakk'ın kuldan istemeyeceği hiçbir şey yok. Nitekim hayat devam ettiği halde cihat emri mesela dolayısıyla Cenab-ı Hak kulların canlarını zaten isteyebiliyor, kendi canlarını. Önemli olan burada bu hazırlığı ortaya yere koyabilmek. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir hadiste yani cihat etmeyi hayal dahi etmemiş, buna dair içinde bir kararlılık bulmamış, buna dair içinde bir hazırlık bulmamış bir kimsenin durumun iyi olmayacağına dair bir hadis var. Yani Allah beni böyle bir şeyle karşı karşıya getirse, ben dinimi, imanımı, namusumu, efendime söyleyeyim, paramı, malımı, vatanımı, Rabbimin korumasını uğrunda canımı vermemi emrettiği her şeyi onun emri dolayısıyla korumaya canım pahasına hazırım diye insan kendi kararlılığını bu içinde kendisi test etmemişse, ki bu basit bir şeydir, gözünü yumduğunda test eder bunu ve bu testin sonucunu Allah da bilir, kul da bilir. Burada aynı şeyi hacda yapıyor. Benden oğlumu isteseydi, benden gün gelir canımı isterse, ben şeytanın vereceği vesveselerden uzak durup, kaçıp, onu taşlayıp buna yönelebilecek miyim? Yegane tek bir ilaha ibadet etmenin manasını temsil etmek üzere tavaf ediyor. Hepsi bunun etrafında tecelli ediyor. O yüzden Hazreti İbrahim'in daha ilk sahiyle ilgili söyleyecektim. Getirip eşi Hacer'i ve İsmail'i bıraktığında hiçbir şey yoktu. İşte ilk hacca gelen adam oydu aslında İbrahim aleyhisselam. Ve bırakıp giderken ilk teslimiyetin muazzam örneğini sergileyen Hazreti İbrahim aleyhisselamdı. Aynı teslimiyeti Hazreti Hacer sergiledi. O ki hani sormuş giderken, yani kafandan mı bizi buraya koydun gittin? Sare kıskanıyor diye mi, huzursuzluktan dolayı mı atıp gidiyorsun? Yoksa bir emir ile mi bu? Yani aynı soruyu İsmail de sormuştu. Bu bir emir ile mi? Emir ile deyince Hazreti İbrahim aleyhisselam fe'al ma tu'mar, emrolunduğun şeyi yap dedi. Hazreti Hacer de aynı şeyi söylemiş. O zaman emrolunduğun şeyi yap, bırak git. O bizi zayi etmeyecektir. Aynı teslimiyet hepsinde var. İsmail'de var, İbrahim'de var, Hacer'de var. Bu üçü ne demek? Bu üçü Mekke demek. Bu üçü Kabe demek. Bu üçü Safa demek, Merve demek. Bu üçü hac demek. O yüzden hac demek teslimiyet demek. Hac demek muazzam bir
ibadet demek, kulun Allah'a her şeyini ortaya koyduğu. Hac demek kefenlenmek demek. Hac demek ölümü göze almak demek. Bundan büyük ayet var mı yani? Biz demin fihi ayatun ve yenatun dedik de ayetler. Safa ile Merve arasında koşturmak demek. Hac demek zemzem. Zemzem diyorsunuz. Yine o bölge ve o bölgedeki en temel unsurlardan biri. Zemzem demek İsmail demek. Zemzem demek Hacer demek. Zemzem demek arkasına bakıp bakmadan giden İbrahim demek. O sudan emin olmak demek yani. O suyu bir onlar içecekler. Onları Allah zayi etmeyecek diyen İbrahim'in teslimiyetinin gözle görülür, elle tutulur bir varlığı demek zemzem demek. Ve o günden bugüne kalan bir su demek. Muazzam bir şey bunlar. Bunların hepsi yine İbrahim'in milletini anlatırken anlatılmalı. O yüzden bir insan milli olmak için yani İbrahim'in milletinden olmak için hacca gitmeli. Hacca gidenlere milli oldu demek lazım. İbrahim'in milletini tatbik etti. O şeyi sergiledi, o ibadet. Bizimki sadece sergilemeden ibaret. İbrahim bunun gerçeğini yaşadı. Halil olmanın yolu demek. Evet, Halil olmanın yolu demek. Gerçekten muazzam ayetler var şimdi orada. Hepsi yegane tek bir ilaha güvenmenin olağanüstü örnekleri bunlar. Biri bir kadından, biri bir adamdan, İbrahim'den. Diğeri bir kadından, olağanüstü örnek bir kadından. Ve bir diğeri de bir çocuktan tecelli ediyor. İf'al ma tu'mar. Neyi emrolunuyorsan onu yap diyen bir çocuk. İsmail. Makamı İbrahim. İbrahim'in makamı var. Dolayısıyla manayı geri çağrıştırdığımızda her şey o büyük anlamını geri kazanıyor. Ama manayı unuttuğumuzda, İbrahim'siz Kabe'yi düşündüğümüzde bir taş yığınıyla karşı karşıya geliyoruz. Hacer'siz Safa ve Merve'yi düşündüğümüzde hiçbir anlamı, aklımıza bir anlam gelmiyor. Nedir buradaki ayet? Ne yapılıyor? Ne ediliyor? Hacer şimdi kalksa, şöyle Safa ve Merve'yi gören uzak bir yerden bir baksa şöyle, bir anlık bakma, yani belki bakıyordur veya o Cenab-ı Hakk'ın ona sağladığı bir imkan da bizim açımızdan bir tasavvur ediyoruz. Yani o teslimiyeti Cenab-ı Hakk'ın ne kadar büyük bir ödül ile karşıladığını görecek. Demek ki Allah kendisine verilen, gösterilen teslimiyeti asla zayi etmiyor. Yeter ki teslimiyet hakiki olsun. Yeter ki o kadın kocasına git o zaman desin. Madem ki Allah emrediyor, madem ki Allah'ın buyruğuna bu uygundur, o zaman ben varım bu işte diyebilsin. Şimdi kadın Allah'ın emrine uygunsa da biz mi yapıyoruz? Bunu bize mi kalmış diyor. Veya Allah'ın buyruğunda varsa ne yapalım diyor. Veya yani bir buyruğu eksik olsa ne olur, şu eksik olsa diyebiliyor. Erkek de diyor bunu. Allah'ın buyruğunda varsa niye ne yapalım diyor. İlla cihada gitmek zorunda mıyız? Şu veya illa canımızı göze almak zorunda mıyız? İlla Allah bizden evladımızı, canımızı, malımızı eksilttiğinde illa isyan etmemek, tahammül etmek zorunda mıyız? Teslimiyet göstermek zorunda mıyız? Benim oğlumu mu buldu diyor kadın icabında erkek. Cinsiyet üzerinden bir şey söylemek istemiyor. Her cins aynı suçlulukta olanlar var. Hocam, İbrahim Aleyhisselam gibi büyük bir mümine böyle batıdayken Tevrat'ı, İncil'i haberdar değil miydi bundan ki o zatın yaşadığı o mekanın hiç şeyleri yok yani bir şeyler paylaşmamışlar mı bu? Yani haberdar almamış olsalar hiç Ebrehe'nin önüne çıkıp bu Kabe'ye gitme der mi Medine'deki Yahudi alimler? Yani İncil'de hiç mi kaldı kalmadı İbrahim'de? Yani bu bizim kestiğimiz kurbanın, gittiğimiz haccın kökünün buraya dayandığını bir Hristiyan gördü. Şimdi hac ibadetini Cenab-ı Hak Hazreti Mesih'e ve onun etrafındakilere teşri etti mi bilmiyoruz. Hazreti Mesih zaten bir sosyal yapı oluşturamadı. Evet, peygamberimizden önce de Kabe vardı. Vardı. Hazreti Mesih dönemini mesela söylüyorum. Yani o dönem ve... Mesela Hazreti Mesih döneminde Hazreti Mesih bir defa hiçbir zaman doğru dürüst peygamberliğini yani ayakları doğru düz yere basmamış. Hep karşı tarafın elinde ve zulmedilen. Yani bir defa itikattan çıkılıp daha bir şeye gelin, amele gelinmemiş. En eski peygamberleri de böyle düşünmek lazım. Yani Hazreti Nuh'u daha yani Hazreti Nuh böyle efendim zekatı ne bileyim böyle ince ayrıntılarıyla ibadetler falan insanlara daha bir Allah bir dedirtememiş. Mekke dönemi gibi düşünün. Hazreti Peygamber'in Mekke döneminde bu işin bittiğini düşünün. Tamam mı?
Abdest bile Medine'de bak. Daha abdest bile yok. Sen kalkmış hacdan bahsediyorsun. Hayır, yani hac derken İbrahim'den bahsediyoruz. Tamam, hayır, İbrahim'den bahsedelim. Hazreti Mesih İbrahim döneminde. Mesih'ten önceki bir peygamberdi ve nurlu azam peygamberdi. Ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir yapı oluşturmadı. Oluşturamadı. Onun zafiyetiyle ilişkili söylemiyorum. Yani İncil'de hiç mi geçmiyor? Onu demek istiyorum. İncil her şeyin Yunus'tan bile işte aynı işte dediğim biçimde düşünmelisin. İncil'i de. İncil'i böyle kalınlığına bakmayın. O Hazreti Mesih ile ilgili olan anlatımlar onu o kalın hale getiriyor. Yani Hazreti Mesih'in Cenab-ı Hak'tan doğrudan getirdikleri tırnak içinde vahiyler ne kadar? Tevrat, İncil'i açıp okuduğunuz zaman anlatımlar, hariçten anlatımlar görüyorsun. Yani kalınlığına bakıp ya burada niye bu ibadetler, Allah niye onlara teşri etmedi bunları? Dediğim gibi bu ibadetlerin böyle teşri edileceği bir dönem, böyle bir serin kanlı bir dönem Hazreti Mesih Aleyhisselam yaşamadı. Peygamberliğini, nübüvvetini daha kabul ettiremeden, kıyıda köşede, etrafında, yer altındayken daha bu din, bak hac dediğimiz bir ibadet aleni yapılıyor. Hac ve göstere göstere yapılıyor. Sizin o araziye, o memalike hakim olmanız gerek. İnsanlar, o emniyeti sağlamanız gerek. Yani kısaca devlet olmuş Hazreti Peygamber ve haccı yapıyor değil mi? Böyle bir ortamda haccı yapılıyor. Hazreti Mesih Aleyhisselam etrafındakilere diyor ki bugün yer altında konuştuklarımızı gün gelecek açıktan ilan edebileceksiniz. Bu bir müjde kalıyor. Ve Hazreti Mesih ne bunu kendisi görüyor ne de havariler görmeden gidiyorlar. Böyle bir dinin peygamberi ve dinin içinde böyle bir teşri ile ilgili, böyle bir ibadetle ilgili teşriği nasıl arayabiliriz ki? Onların zihninde de hac var ya az hocam. İslamiyet'ten önce onların zihninde de var. Mesela şimdi Meryem Ana'ya gelip hac yapıyorlar. İspanya'nın bir bölgesine kasabasına gidip hac yapıyorlar. Kendileri yani şey yapmışlar. Onlarda da hacı olma kavram var ama. Kendileri iddias etmiş olmalılar. Yani Hazreti Mesih'in bir örneğini ortaya koyduğu kitaplarında bunun sünnetleri, bizdeki gibi farziyetinin olduğu ayetler falan böyle şeyler olduğunu sanmıyorum. İlk ibadet yeri vaaz edildi. Allah buyurduğuna göre bütün insanlar için var demek. Hayır, o yorum zor olur bak. Demin dedin ki Kabe'de her an ibadet etmek nereden çıkıyor? Ben de sana şimdi tersine zor. Bütün insanları oraya ilk diyor Cenab-ı Hak. Başkalarına başka yerde henüz daha yani emretmemiş olabilir. Başka bir yerde ibadet, ikinci, üçüncü bir ibadet yeri emretmiş olabilir. Bilmiyoruz. Ama herkese bir ibadet yeri emrettiği sonucu delil ister. Hocam kavmisinde öyle tavaf var. Yani onların da dayandığı demek ki bir şey var. Yani ya İbrahim Aleyhisselam'dan kalan var. Yani o zaman da tavaf ettikleri, ziyaret ettikleri Kabe'yi bilmiyoruz. Yani bilemiyorum. Bilmiyoruz ama. Bilmiyorum ama mesela Yahudiler Kabe etrafında tavaf etmiyorlar. Hazreti Peygamber öncesi de böyle bir şeyleri yok. Medine'de kaldıkları halde İbrahim'i biliyorlar ama değil mi? Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı biliyorlar. Bizden diyorlar, tartışıyorlar ya. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın efendime söyleyeyim dan kendilerine gelen süreçte Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Hazreti Musa Aleyhisselam'ın böyle bir şeye imkanı oldu mu? Hazreti Musa Aleyhisselam Yahudileri Mısır'dan aldı ve onlarla işte şeye doğru olan yolculuğunda varmadan vefat etti. Ve Kur'an'daki sahnelere bakılırsa hala iman boyutundalar. Ya o kadar hiç kimse yok ki ortada. La emliku illa nefsi ve ahi. Ben ve kardeşim Harun'dan başka kimse yok. Doğrudan emre itaati bile gerçekleştirmiyorlar. Habire mucizeler ile imanlarını yenileyip birkaç adım atıyorlar. Yine imandan vazgeçiyorlar. Güven, Allah'a güven yok. Böyle bir hac ibadeti gibi bu işi taşlandıracak boyutta bir şeyi Hazreti Musa Aleyhisselam'da da göremiyoruz. Dolayısıyla bu bir bakıma şartların sonucu, olayların sonucu. O yüzden dönüp gelip Kur'an'a baktığımızda Cenab-ı Hakk'ın El yevme ekmeltu lekum dinekum ayeti büsbütün anlam manasını kazanıyor. Yani ikmal ettim, kemal. Diğerlerinde ne olmuş demek ki? Yani iş kemale varmadan daha insanlar ilk adımda La ilahe illallah reddetmişler. Mekke'de vahiy bitseydi La ilahe illallah vardı hala. Ama din kamil olmamıştı ama hala insanlar daha ilk adımda dini reddediyorlar. Daha sen o kemal boyutunu, kremasını, ne bileyim en üstteki o ince ayrıntılarına adam onlara hiç yok ki daha temeline karşı çıkıyor. Yani tek bir Allah inancı diyorsun, yokum diyor. Pastanın ana gövdesi gibi düşünün. İman varız diyenlere Cenab-ı Hak sonra kremasını, ne bileyim üstündeki çileğini, şunu bunu ikram etti ve din kamil oldu. Önceki peygamberlerde daha adamlar dediğim gibi kalıbına uzak duruyorsa, durmuşlar ise Hazreti Peygamber ne diyor?
Mahşerde kimi peygamber gelecek 3 kişiyle, kimisi 5 kişiyle, kimisi yalnız başına. Bunlar da hac ibadeti, bunlar Kabe'yi bilmiyorlar mıydı falan. İşte Hazreti Mesih'in durumu da böyle. Etrafındaki havariler 7 kişiler miydi? Bir tane, 10 kişiler miydi? Bir tanesi de ihanet etti. Makamu İbrahim. Hicretin kaçıncı yılında? 7 mi 8 yılında? Ondan öncesine kadar farsız değil mi? Yani bir de o dönemde mesela hiç hac etmemiş müminler var. Belli savaşına katılanlar hac farziyatını yerine getirmeden ve evet. Yani. Makamı İbrahim. İbrahim'in makamı. Hazreti Hamza'nın savaştan geldiğinde ziyaretinde burada Hazreti İbrahim'in şeyin bir olay var galiba. Savaştan geldiğinde Mekke'ye uğramadan, Kabe'ye uğramadan gitmediği söylemeyle. Demek ki bir uğramaları var geçmişten. Mekke müşriklerinin. Yani hacda ise bile başka ziyaret yapmış. Bir de Mekke müşriklerinin yani bu Amr bin Luhay el-Huzai denen adamdan önce Kabe etrafında yegane tek bir ilaha ibadet ettikleri, putmut bilmedikleri. İlk bunu getiren Amr bin Luhay el-Huzai olmuş, Huzalı. O Şam'dan alıp getirmiş, putperestliği başlatmış. Ondan önce Kabe etrafında yegane tek bir ilaha ibadet ediliyormuş. Peki, makamı İbrahim, İbrahim'in makamı. Yuhtemelu ennel murade bihi. Muhtemel ki bununla maksat el makamul ma'ruf, orada bildiğimiz makamdır. Ama bu muhtemel. Ve huvel hacer ellezî kâne yekûmu aleyhi. Bu da oradaki Hazreti İbrahim'in üzerine çıktığı taş. El halil, halilin üzerine çıktığı taş. Li bunyanil Kabe, Kabe'yi bina etmek için. Lemmer tefe'al bunyan, bina duvarlar yükselince ve kâne musakan fi cidâril Kabe. Bu Kabe'nin duvarlarına yapışık idi diyor vaktiyle. Felemma kana Umar radıyallahu anh, Hazreti Ömer zamanında o da'ahu fi makanihil mevcud fihil an. Hazreti Ömer radıyallahu anh Kabe'nin dibinden o taşı almış, şu anki olduğu yere getirip yerleştirmiş. Demek ki aslında vaktiyle Hazreti Ömer'den önce bu taş da Kabe duvarına yapışık halde duruyormuş. Demek ki tavafta da tavafın içinde kalıyordu. Hazreti Ömer onu biraz dışarı almış. Neden almış bilmiyorum. Vel ayetu fihi, bunda delil var ki bundaki delil ne olabilir? Kıyla dendi ki eferu kademe İbrahim. Belki Hazreti İbrahim'in kademinin iki ayağının izi, belki o ayet kastediliyor olabilir. Müfessir oldukça ihtiyatlı, güzel. Kad eferat fi sahrati, sahra üzerine, kaya üzerine tesir etmiş iki ayak izi. O bakiye zalikel eferu ila awaili hadihi umma, bu ümmetin başına kadar bu üzerinde iz bulunan taş kalmış. Olabilir de olmayabilir de. Dediğim gibi mana tevhid üzerinden yorumlanmalı. Kalan taş üzerinden. Ne bileyim şuradan buradan değil. Ve hada min havariqil adat. Bu enteresan, olağanüstü bir şey diyor müfessir. Ve kıyla dendi ki, bazıları demişler ki innel ayete fihi ma evda'ahu Allahu fil kulubi min ta'zimihi. Buradaki ayet Cenab-ı Hakk'ın o bölgede kalplere koyduğu tazimi ve tekrimihi, onlara ikramı ve teşrifihi, onlara verdiği şeref ve ihtiramihi, ve onlara yani onların Cenab-ı Hakk'a olan saygıları, ihtiramları, hürmetleri, belki zamiler beyti de gidiyor olabilir. Ve yuhtemelu ennel murada bi makam İbrahim. Yine muhtemel ki makam İbrahim'le murad ennehu mufradun, o müfred tekil, mudafun, uzaf durumunda, yuradu bihi makamatuhu fi mevadi'il menasiki kulliha. Belki buradan maksat Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a nispet edilen bütün makamlardır. Yani demin söyledik ya, Kabe'deki Hazreti İbrahim'i çağrıştıran her nokta düşünülebilir. Zemzem'in kendisi, Kabe'nin kendisi, efendim söyleyeyim, Arafat'ın kendisi, şeytan taşlama noktalarının her biri, Zemzem'in kendisi. Bunların hepsi İbrahim'i düşündürdüğü bakımdan. Evet, bu güzel bir yorum. Bence bu olmalı. Bu izafeti dolayısıyla Hazreti İbrahim'i çağrıştıran bütün menasik bu kapsamda görülebilir. Böyle düşünenler de varmış. Fekun ala hada, bu düşünce üzerine bina edecek olursak cemi'u eczâil hac. O zaman haccın bütün cüzleri, bütün parçaları bu kapsamda görünmelidir. Ve unfredatihi, ve her biri ayrı ayrı olmak üzere ayatun ve yinatun, apaçık ayetler oluverir. Ket tavafi, tavaf gibi, ve sa'yi, sa'yi gibi, ve mevadi'iha, ve bunların yerleri gibi. Ve vukufi bi Arafa, ve Arafat'ta
vakfe yapmak gibi, ve müzdelifete ve müzdelifede bulunmak gibi, ve remyi ve remyi, şeytan taşlamak, ve sair-i şa'air ve diğer bütün şa'air, hepsi İbrahim ile kazandığı manası bakımından apaçık birer ayet hükmündedir. وَالْآيَةُ فِي ذَٰلِكَ مَا جَعْلَهُ اللّٰهُ فِي الْقُلُوبِ مِنْ تَعْضِيمِهَا وَاحْتِرَامِهَا وَبَدْلِ نَفَائِسِ النُّفُوسِ وَالْأَمْوَالِ فِي الْوُصُولِ اِلَيْهَا İnsanların Hz. İbrahim'in duası dolayısıyla bu bölgeye gelmesi, bu haccı yerine getirmesi, bu da ayettir. وَتَحَمُّلِ كُلِّ مَشَقَّةٍ لِأَجْلِهَا Bütün meşakkatleri buna, bu amacı yerine getirmek üzere göze almaları yine benzer şekilde bir ayettir. وَمَا فِي ضِمِّهَا مِنَ الْاَسْرَارِ الْبَدِيَعَةِ Yine bu kapsamda bu bahsettiğimiz şairin içerisindeki gizli sırlar وَالْمَعَانِ الرَّفِيعَ ve yüce manalar yani tek bir ilaha ibadet etme teme esas olmak üzere وَمَا فِي اَفْعَالِهَا مِنَ الْحُكْمِ وَالْمَصَالِحِ اَلَّتِي يَعْجُزُ الْخَلْقُ عَنْ اِحْصَاءِ بَعْضِهَا Yine bunun bu şairi düşündüğümüzde bunların ortaya çıkardığı manalar ve bu şair etrafında gelişen maslahatlar ki bunları kulun aklı bir araya toplamaya ve bunları saymaya güç yetiremez. وَمِنَ الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ ف۪يهَا Yine oradaki apaçık ayetlerden birisi اَنَّ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ اَمِنًا شَرَعًا وَقَدَرًا Oraya giren her kim girerse hem şer'i bakımından hem de takdir bakımından emniyete ereceği, emin olduğu, emin olması, dokunmaz olması yine oradaki apaçık ayetlerden birisi. فَالشَّرَعُ مِتَكِمْ شَرَعَ قَدْ اَمَرَ اللّٰهُ رَسُولَهُ اِبْرَاهِيمُ ثُمَّ رَسُولَهُ مُحَمَّدْ بِحْتِرَامِهِ Şer'i bakımından olan emniyeti Cenab-ı Hak ta Hazreti İbrahim'e aynı şekilde Hazreti Peygamber'e Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem beyte hürmet göstermesini oraya giren kimsenin ve te'mini men dehalahu oraya giren kimseye emniyet sağlamasını ona güvenlik sağlamasını ve en la yuhace ve o kişinin ürpertilmemesini korkutulmamasını hatta innet tehrime fi zelike şemele suyudaha o kadar ki bu dokunulmazlık bu esenlik bu güvenlik oradaki hayvanları bile kapsadı. Oradaki hayvanların avlanmaması. Ve aşcara ve oradaki ağaçları bile kapsadı. Ağaçların şey yapılmaması. Ve nebataha ve oranın nebatına dokunmaması. Sanıyorum bugünkü yönetim bu espriyi kaçırdı işte. Yani bırak oranın eşcarını, ağacını, şeyini adam dağını uçuruyor şu anda. Yani sanıyorum bu kısmını pek bir şey demediler. وَقَدْ اِسْتَدَلَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ Yine bu ayetten delil alınmıştır. مَنْ ذَهَبَ مِنَ الْعُلَمَاءِ Alimlerden şu görüşe gidenler, düşünenler اَنَّ مَنْ جَنَى جِنَايَةً خَارِجَ الْحَرَمِ Bir adam haremin dışında bir cinayet işlese ثُمَّ لَجَاءَ اِلَيْهِ Sonra hareme gelse, iltica etse اَنَّهُ يُؤْمَنُ Ona emniyet sağlanması gerektiği görüşünü savunmuşlar. وَلَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدِّ Ve ona haddin vurulamayacağı, had uygulanamayacağına dair alimlerin bazılarının böyle bir görüşü varmış. حَتَّى يَخْرُجَ مِنُهُ Ta ki oradan çıksın kendi yönlüyle. Ben Sıdrı'dan birinin yapıtaşı gözüklerini gördüm. Can mescidin içine. İşte bazıları dedi ya zaten ulemada. وَاَمَّا تَأْمِينُهَا قَدَرًا Kader uygulama diğerlerinin görüşlerine göre yapılıyor. Ben Kabe'nin dibinden tekme tokat götürdüklerini gördüm. وَاَمَّا تَأْمِينُهَا قَدَرًا Kader bakımından bunun teminine gelince فَلَاَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى Nitekim Cenab-ı Hak Teala بِقَضَائِهِ kazası ve kaderihi ve kaderiyle وَضَعَ فِي النُّفُوسِ Nefislere yerleştirdi. حَتَّى نُفُوسَ الْمُشْرِك۪ينَ Müşriklerin nefislerine bile bihi kendisine eş koşanların nefislerine bile yerleştirdi. El kafirine bi rabbihim. Rablerine küfredenlerin nefislerine bile yerleştirdi. Neyi yerleştirdi? İhtiramahu. O bölgeye, o beyte ihtiram etmeyi onlara bile yerleştirdi. Bunu da müfessir kader takdiri emniyet olarak görüyor. Hatta o kadar ki innel vahide minhum. Onlardan biri ma'şiddeti hamiyetihim. Olanca hamiyetine rağmen yani bir Arap hamiyetine çok düşkündür.
hamiyet dediğimiz ne? Yani örfe çok bağlı, kurallara çok bağlı, çok derece gururlu, ne bileyim töre üzere hareket ediyor, intikam almaya yatkın, hatta şey مَعَ شِدَّةِ حَمِيَتِهِمْ وَنَعَرَّتِهِمْ وَعَدَمْ اِحْتِمَالِهِمْ لَبْضِيمِ يَجِدْ اَحَدُهُمْ قَاتِلَ اَب۪يهِ فِي الْحَرَمْ. Bu denli kurallara son derece bağlı, hamiyetperver, hamiyetli kimseler olmalarına rağmen bunlardan birisi babasının katilini fil harami, haremde bulsa فَلَا يَهِيجُهُ, onu ürkütmezdi. Yani bakışlarıyla veya başka bir şekilde ona bir şey yapmazdı, haremde ya. Haremde işini bitirir. Dışarıda beklemez mi? Onu bilemiyorum. وَمَنْ جَعَلَهُ حَرَمًا اَنَّ كُلَّ مَنْ اَرَادَهُ بِسُوءِ. Hocam, Hazreti Peygamber 6 kişi için kaldırdı bu emanları galiba. Evet. İşte bazı yorumlar yaparken böyle yani ayetlerin beyinatın altını dolduracağız diye şey yapmamak lazım. Yani durmak lazım. Dediğim gibi kalabalıktan şey olmaz, ayet olmaz. Kalabalık ayet olsaydı yeryüzündeki insanların çoğu küfürdedir. Manadan ayet olur. Üç kişi de beş kişi de olsa orada yegane tek bir ilaha ibadet ediliyor olması muhteşem bir şeydir. Yeryüzünden herkesin oraya dönüp yegane tek bir ilaha ibadet etmesi muhteşem bir şeydir. Oranın kuruluşu itibariyle oradaki bütün ibadet biçimlerinin hepsinin vaktiyle bir adamın, hem de Cenab-ı Hakk'ın halilim dediği bir adamın ortaya yere koyduğu, Cenab-ı Hakk'ın da beğendim bunları. وَاِذِ اِبْتَلَى اِبْرَٰهِيمُ وَرَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. İşte o kelimeler onlar. Rabbi İbrahim'i bazı kelimelerle iptila etti, o da tas tamam yerine getirdi dediği kelimelerin birkaçı veya daha fazlası o ibadetleri oluşturmuş. Bunlar büyük ayetler. Bu ayetleri bırakıp şimdi oranın taşını, toprağını, yok taşlar kokarmış, geçen biri söylüyordu. Yok kuşlar şöyleymiş, yok bilmem kuşların tüyü mü yanma. Bunları bu savaştır. Yani bunlar üzerinden ayet düşünmek, vahyin mesajını ve vahyin esprisini, vahyin muazzam oluşunun nedenini ve hatta ve hatta bizim vahye vahiy değişimizin altındaki espriyi. Biz vahiy niye vahiy dedik ya, yegane tek bir ilaha ibadeti emrediyor. Bu karşı durulmaz doğru bir sözdür. O yüzden dedik. Yani başka şeylerle gelseydi, 2-3 ilahı bize şey yapıyor olsaydı, havada uçsaydı da ne yazardı ki? Yani sonuçta akıl zemininden, akletme zemininden hiçbir zaman çıkmamak lazım. Bak müfessir böyle dedi. Hemen oradan bir dedi ki Hazreti Peygamber o hürmeti kaldırdı. Birkaç kişi için olsa bile. Mekke'nin hürmetini kaldırdı. Mekke'ye hamletti. Askerle yürüdü. Her ne kadar dediyse de bana bu izin verildi diye sallallahu aleyhi ve sellem. Ne oldu? Ondan sonra da bazıları geldi. Aynı beytin üzerine girdiler. Yaktılar. Şeylerle. Evet. وَمَنْ جَعَلَهُ حَرَمًا. Dolayısıyla Allah'ın ayet dediği şeylere, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da neye ayet diyorsa onlara benzeterek bakmak lazım. Allah neye ayet diyor? Kur'an-ı Kerim'de baktığımızda yani tek bir ilaha ibadet etmeye dair hususlara ayet diyor. Gücüne, kudretine, sanatına, ona delalet eden olağanüstü şeylere ayet diyor. Yıldızların konumuna ayet diyor. İnsanın kendisine ayet diyor. وَفِي أَنْفُسِكُمْ, sizin içinizde de var ayetleri diyor. Maddeye ayet diyor. Yarattığı her şeye ayet diyor kendisine dair delil. Yegane tek bir kudrete işaret eden hususlara ayet diyor. Orada da yegane tek bir ilaha işaret eden ne varsa biz de onlara ayet diyelim. وَمَنْ جَعَلَهُ حَرَمًا, kim onu harem olarak, اَنَّ كُلَّ مَنْ اَرَادَهُ بِسُوءٍ فَلَا بُدَّ اَنْ يُعَقِّبَهُ عَقُوبَةً عَجِلًا. Kim orada onun yani tahrimi, dokunulmazlığına ve saygınlığına kast ederse, orada yegane tek bir ilaha ibadet edilmesi gerçeğine dolayısıyla kast ederse, bunun cezalandırılacağına, كَمَا فَعَلَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ, benzer bir örnek fil ashabında var. Yani tek bir ilaha ibadet ediliyor veya insanların Kabe'ye olan tazimini, ibadetini adamın biri çekememiş, gelmiş yerle bir etmek istiyor. Cenab-ı Hak ona ceza verdi. وَمَنْ يُرِدْ ف۪يهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُضِقُ مِنْ عَذَابٍ أَل۪يمٍ. Orada kim ilhada yahut bir zulme yönelirse ona elin bir azabı tattırırız diyor Cenab-ı Hak. O bölgede bir zulmü murad etmeyi bile cezalandıracağını söylüyor, yerine getirmese bile.
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Allah için bir haktır insanlar üzerinde. Kabe'ye yol bulanların, yol bulabilenlerin hac etmesi, beyti hac etmeleri. حج البيت مبتدا وخبره في احد المجرورين قبله demiş والذي يقتضيه المعنى معنى şunu gerektiriyor an yakuna fi qawlihi ala an-nas insanlar üzerine yani vücub bunun vacip olması ve vücub yaktadi ala vücub isteyak ala dolayısıyla gereklilik arz etti ve yecuz an yakuna fi qawlihi walillahi Allah'a Allah için gereklidir Allah'a haktır manasında şu da vardır. لِأَنَّهُ مُتَضَمِّنُ الْوُجُوبُ الْاِسْتِحْقَاقِ Bu ifade vücubu gerektirdiği ve hak etmeyi gerektirdiği böyle de anlaşılabilir diyor. Zaten bizim verdiğimiz mana bu cihette. وَيَرْجَعُ هَذَا التَّقْدِيرُ اَنَّ الْخَبَرَ مَحَطَّةُ الْفَائِدَةِ وَمَوْضِعُهَا وَتَقْدِيمُهُ فِي هَذَا الْبَابِ فِي نِيَةِ التَّأْخِيرِ فَكَانَ الْأَحْسَنُ أَنْ يَكُونَ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ ويرجح الوجه الأول بأن يقال قوله حج البيت على الناس حج البيت'in burada öne geçmesi durumunda müfessir şey yapıyor irabı bakımından her ne kadar bu ekthara istimalen daha çok kullanılır ise fi babil vücub vücub ifade eden kalıpta bunun öne geçmesi her ne kadar istimal bakımından daha yaygın ise de min en yukale şöyle denmesi yani hicjul beyti lillahi denmesi daha kalıba uygun ise de veya daha yaygın ise de ey hakkun vacibun lillah yani Allah için vacip gerekli bir haktır feteemmelhu sen şimdi bunu düşün Cenab-ı Hakk'ın onu öne alması ve ala hâza fe fi takdimin mecrur mecrur öne geçmesinde el evvel ve leyse bi haberin faideten bunun öne geçmesinde müfessir iki faide mülahaza ediyor. Ennehu ismun mucibun lil hac. Bunun hac için gerekli bir isim olduğu. Hicjul beyt. Beytin hac edilmesi. Fekâne ehakka bittakdimi min zikril vücub. Böyle olunca bunun vücubun anılmasından ise öncelenmesi daha dikkat çekici oldu diyor müfessir. Fetadammenet el ayetü felâfete umur. Bunun neticesinde ise veya ayetten 3 durum, 3 netice ortaya çıktı. Murattebeten sıralı bir biçimde bir hasabil vakıa sıralamasına uygun olarak, vakaya uygun olarak ehaduha bunlardan birisi el mucibu li hadal farz. Bu farzın vücubiyetini göstermesi. Febede bi zikrihi önce onu andı. Velillahi demek ile. Ve sani ikincisi مؤدي الواجب o da vacibin eda edicisi yerine getiricisi ve muftaradu aleyhi kendisine farz kılınan kimseler bunlar kim onlar vahum ennas önce farzı andı sonra farzı yerine getirecek kimseleri andı sırayla koydu vahum ennas o da insanlar ve salisu üçüncüsü ise en nisbetu o da nisbet vel hakku'l mutaalliku bihi icaben وَبِهِمْ مُجُوبًا وَأَدَاءً Ve o ki hakkın, Cenab-ı Hakk'a dönen hakkın yerine getirilmesi ve bunu yerine getirir, üzerine vacip olan kimseler, yani olayın kendisi, o da nedir? وَهُوَ الْحَجِ O da haccın kendisi. Dolayısıyla Allah'ın üzerine hak oluşu. Bu hakkın kimler üzerine, yani kimlere yerine getirmeleri farz olduğu, o da insanlar. Hakkın kendisi, üçüncü sırada, o da hac. Müfessir bu tertibin de dikkat çekici olduğunu söylüyor. Yani Allah, insanlar ve insanlar üzerine yükümlü kılınmış olan hac. وَالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةِ İkinci faide ise اَنَّ الْاِسْمَ الْمَجُرُورُ Buradaki mecrur olan isim مِنْ حَيْثُ كَانَ اسْمُ اللّٰهِ Allah'ın ismi olması dolayısıyla وَلِلَّهِ جَارْ مَجُرُورُنُ kastediyor Subhanahu ve Teala وَجَبَ الْاِهْتِمَامُ بِتَقْدِيمِهِ Bu takdimini gerekli kıldı. Yani burada niye öne geçmiş derseniz وَلِلَّهِ جَارْ مَجْرُورُ Çünkü buradaki mecrur ismullah Allah'ın adı bu yüzden öne geçmiş olmalı diyor müfessir. لِحُرْمَةِ هَذَا الْوَاجِبِ اَلَّذ۪ي اَوْجَبَهُ Bu vacip kılan Cenab-ı Hak dolayısıyla bu ödevin önemsenmesine
vurgu yapıyor. Yani benzer bir örnek. Velil lillahi ma fis semawati ve ma fil ard. Demekte nasıl lillahi öne geçen bir haber ise, yani sırasını değişmiş. Normalde haber nerede olur? Mübtedadan sonra olur. Halbuki mübteda ve müftedaya atlamış, öne geçmiş. Lillahi ma fis semawati ve ma fil ard. Türkçemize benzeştirirsek anlaşılması için, yerler ve gökler Allah'ındır. Düzgün formu. Ama tersine çevirirsek Allah'ındır yerler ve gökler. Buradan biz ne tür yorumlar çıkarıyorduk? Fesi benzer yorumları çıkarmış. Burada bir Cenab-ı Hakk'ın adının mecrur olması dolayısıyla adının geçmesi bu cel mecrurda öne geçmesini sağlamış olabilir ihtimam bakımından. İki, bir başkasının değildir. Allah'ındır vurgusunu üzerine alsın diye haber öne geçmiştir. Burada da aynı şeyi hac ödeviyle ilişkilendiriyor müfessir. Ve diyor ki hac ödevi ne kadar önemli ki Cenab-ı Hak lillahi öne çekti ve lillahi alennâse haccül beyti. Allah üzerine bir haktır insanların beyti hac etmesi dedi. Bu ödevin önemine binaen diyor. Ve tehvifen min tadî'ihi. Ve yine bunun zayi edilmesinin nedenli vahim sonuçlar doğuracağını. Bunu bu açıdan insanları korkutmak için de, zayi etmemeleri için. İz leysa ma evcebehu Allahu subhanahu bin mesabeti ma yucibuhu gayruhu. Zira Allah'ın vacip kıldığı bir şey bir başkasının vacip kıldığı gibi bir şey değildir. Çok daha önemlidir diyor müfessir. Yorumuna devam ediyor. Akulu kavli hada ve estağfirullah alazim li ve lekum ve lisair mu'minin. Rabbena la tuakhidna in nesina ve akhtana. Rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hamiltahu ala lezine min kablina. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqata lana bih. Vafu anna ve ufir lana ve rahamna. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.